Cümleten selamun aleyküm dostlar. 2023'ün son videosuyla tekrar karşınızdayım. Öyle günler öyle zor bir yıl geçti ki inşallah 2024'te çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha umutlu günler bizleri bekler. 2024 yılında ve daha ki sonraki yıllarda Allah dünyadaki tüm Türklerin koruyucusu, masumları ve mazlumların koruyucusu sığınacağı liman. Tek sığındığımız liman. Türkiye'mizi her daim korusun ve yücelsin. Bununla beraber Türk dünyası, Türkiye ile beraber olan İslam dünyası ve dahi İslam olmasa da, Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen devletler, milletler. Allah hepimizin önünü, bahtını daha çok açık eylesin. Bizler bir ve beraber 2024'te de ileri, daim ileri diyeceğiz. Bu uğurda, bu yolda geri durmak yok. Her daim dediğim gibi yolumuz kutlu bir yol. Yolumuz, ilahi kelimetullah, hedef kız Elma. Allah cemil cümlemizi her türlü kötülükten, beladan, sıkıntıdan, hastalıktan, dertlerden, her türlü ama her türlü afetten, beladan bizleri korusun. Aziz ve Necip milletimize tüm kardeş diyarlara sağlık ve afiyetler dilerim. 2024'te de inşallah sürpriz videolarla farklı bir formatla karşınızda olacağım. O zaman ne diyoruz? 2023'ün son günü dünyadan Türkiye haberleri ve özel kritik haberlerle beraber bu dostlama konular. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak Le Monde, Fransa. Fransız basını da 2024'e gireceğimiz bu günlerde karikatürlerle 2024'ün nasıl olacağını, nasıl şekilleneceğini kendi kitlesine, Fransız halkına göstermek istiyor, hazırlamak istiyor. Bunun için arkada gördüğünüz karikatür, Le Monde'un 2024 falı karikatürü ve <laughs> ulak gibi görüyoruz orada. Kim? Sarıların Trump'ı. Evet, sarıların Trump geliyorum, Manoeo geliyorum diyor. Gel. Gel sarı kafa, gel. Hem Amerika'yı arındır hem de Avrupa'yı arındır. Seni bekliyorlar. Beygirsiz Napolyon Macron bu işi görünce ne olacak? Cardınlar diyarı Fransa fala inanma falsıza kalma deyip fallara düştüler. Fallara bakıyorlar 2024'ümüz nasıl olacak diye. Bol bol sarı kafalı olacak. Ne Trump'ını ne Biden'ını. Ama velakin lakin kötünün iyisi Trump diyoruz. Çünkü Trump eğer ki 2024'te bir şekilde seçimi kazanırsa yine bunu oyunlarla, düzenmazlıklarla al aşağı etmezlerse Amerika Trump zamanında daha da farklı yönde adımlarımız, hamlelerimiz gelecektir. Diyorum ki özellikle Suriye, Irak, Akdeniz, Doğu Akdeniz ekseninde Trump iyi halt mı? İyi halt değil ama gene Biden'a göre açık daha iyi halt. Yoksa ikisini de al bir çuvala koy. Bir oraya, bir oraya, duvardan duvara vur. İspanya ile devam ediyorum. İspanya hükümeti yeni bir kritik karar aldı. Adeta Almanya'nın izinde gidiyor İspanya. Ne oldu? İspanya'nın yeni koalisyon hükümeti 2035 yılına kadar İspanya'da bulunan tüm nükleer santralleri kapatacağını ve yeşil enerjiye yöneleceğini duyurdu. 7 tane nükleer enerji var İspanya'da ve hepsi 2035 yılına kadar kapatılacak. Aynı Almanya'nın benzer bir sürecini izlemeye çalışıyor İspanyollar. İspanyolların yeni sol hükümeti yapma yapma İspanya hele ki bu zamanda ihtiyacın olan elektrik enerjisini tamam doğadaki Allah'ın yarattığı enerjiyle karşılayacaksın çünkü rüzgar işte deniz bilmem o bu onlardan elektrik enerjisini karşılayacaksın ama en temiz elektrik enerjisi nükleer olarak duruyor şehirlerin aydınlatılması sanayinin ağır sanayinin elektrik ihtiyacının giderilmesi nükleerden geçiyor ki Türkiye ilk nükleer santralimizi Mersin Akkuyu'da inşallah bu yılın ortalarında faaliyete alacağız ve yeni nükleer santraller bir taraftan Trakya'ya, o bir taraftan Karadeniz tarafına inşası başlanacak. Ruslarla, Çinlerle, Japonlarla, Korelilerle görüşmeler sürüyor. Ne kadar çok nükleer santral açarsak o kadar çok Türkiye'mizdeki şehirlerin elektrik enerji ihtiyacını gidereceğiz. Sanayimizin, Türkiye'nin yükselen gücü ağır sanayimizin, teknoloji sanayilerimizin elektrik ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olacak. Almanya börtü böcek desin, o desin, bu desin. Vız gelir, tırs gider. İspanya'da Avrupa ülkeleri içinde Türkiye ile beraber adım atan en önemli ülkelerden biri. Aynı Macaristan gibi İspanya'da bizimle beraber o zaman ne diyoruz? İspanyol kardeşler yapmayın bekleyin dünya daha da çok karışacak onun için nükleer size lazım. 2023'ün son gününde Zirtakilere de bir banlik atmasak ölmez. Canlar çeker. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı haritayı arkada sizlere paylaşıyorum. Bunu Yunan Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden paylaştı. Türkiye'nin 1923'teki kabul ettiği harita diyor. Sol tarafta sağ tarafta ise 2023 Türkiye'si 100 yıl sonra Türkler Ahan'da da buraları komple istiyor diyor. Yunan Dışişleri Bakanlığı vay bu Tamam palikar tamam bu kadar panik olma. Hatta ki haritaya bir dikkat çekiyorum. Girit'i de şöyle bir hafif pembeli şekilde işaretlemiş Yunanlar diyor ki Türklerin ilk hedefi o koyu kırmızı olan yerler adalar ve deniz. Ege denizi boydan boya ikiye bölünüyor. Adalarımızı geri alacağız inşallah. Ardından ikinci seviye hedefleri ise pembe olan işaretli yer. Girit'i ve denizin etrafını komple Türkiye kendi kontrolünü almak istiyor. İşimiz nanik. Onun için Avrupa'yla Amerika ile çok daha yakın ilişkiler gidiyoruz. Bunların yakın güç ilişkileri biliyoruz. Neredeyse Yunanistan'ın her tarafında Amerikan üsleri mantar gibi çoğalıyor. Hani bu haritayı ben yapmadım. Yunan Dışişleri Bakanlığı yaptı. Yunan diyor. Ya Zirtaki'nin yayınladığı harita güzel tamam. Biz de zaten onu hedefliyoruz. Onu hayal ediyoruz. Ve dahi inşallah hayallerimize kavuşacağız Allah'ın izniyle. Şimdi şu dönemler ya Türkiye'de de Amerikan üstleri yok mu? Türk Amerikan üstleri var. Oralar tamamen Amerikanın kontrolünde değil. İncirlik bunlardan en örnek bariz örneği. Nasıl ki 80'den önce bu İncirlik üssü kapatıldıydı. Yine kapatılır. Yeniden kapatılır. Bizi durduracak, engelleyecek hiçbir güç yok Allah'ın izniyle. Onun için Amerika NATO aklı Türkiye'den uzaklaşıyor ve Hemen Türkiye'nin dibindeki Burnumuz'un dibinde Zirtakiler diyarında her tarafta Amerikan üstleri özellikle de Dağaç bölgesinde Batı Trakya bölgesinde büyüyor. Çok büyük üstleri inşa ediyorlar. Türkiye yolunu belirledi. Türk Devletler Teşkilatı içinde bu Türk Birliği çerçevesinde NATO MATO tırt. Vakti gelince NATO'dan da çıkacağız. Şu an NATO'dan korunmak için NATO'dayız. Türk NATO'su, Turan orduları inşallah o gün sağlam bir şekilde ayağa kalktığı zaman ki Parantez açıyorum. Azerbaycan tam olarak Türk NATO'su içinde, Türk orduları, Turan orduları içinde bir ve beraber bizimle beraber hareket ediyor. Parantezi kapattım. Diğer dost ve kardeş ülkeler, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bunlar da bizimle beraber Turan orduları içinde tam olarak yerini alırsa ondan sonra NATO'ya naş deriz. Zaten Amerika burnumuzun dibinde. Vakti saati gelince de hesaplaşırız. 2023 sonu 2024 ışığında şu arkadaki Yunan'ın paylaştığı harita, Yunan Bakanlığı'nın paylaştığı harita çok güzel. Oh dedirtiyor. Gelecek Sirtaki, gelecek yok. Seni öyle ya da böyle pamuklara tıka tıka Sirtaki savarları göme göme gelecek. İngiliz basını İngiltere tam da bu noktada Türkiye Yunanistan arasında bir savaşın sönmediğini ve her an çıkabileceği yönünde araştırma yapıyor ve bu analizini rapor şeklinde yayınladı. Britanya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yayınladığı bu raporda diyor ki Türkler ve Yunanlılar kırılgan barış sebebiyle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde her an bir savaşın eşiğine gelebilirler. Şimdi benim her zaman dediğim gibi yalancı bir bahar yaşıyorlar. Ve o atıfla İngilizler Kıbrıs'a vurgu yapıyor. Türkiye ilerleyen yıllarda Kıbrıs'ı ilhak etmek isteyebilir mi? Çok düşük bir oran, çok düşük bir ihtimal. Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da ileriye gitmesi için orada yatırımlarının faaliyetlerini sürdürecek. Ama Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa'nın da dahil olduğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e bir savaş patlak verebilir. Ve Türk ordusu tüm bunlarla mücadeleye başlayabilir, girişebilir. İngiliz kuruluşu şöyle devam ediyor açıklamalarına. Şu an Türkiye'deki ekonomik anlamda kırılgan sorunlardan dolayı Türkiye, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Adalar Denizi ekseninde bir yumuşamaya gitti. Ama bir kapatma, mavi vatan konseptinden vazgeçme olayı yok. Sadece rafta böyle bir dinlendiriyor. Ekonomi güçlendikçe Türkiye'de tekrardan o raflar açılır. İçinden ilgili haritalar masaya konup hedefler, çalışmalar başlar diyor İngilizler. İngilizler burada esasen Yunan'a, Kıbrıs Rumlarına mesaj atıyor ve hatta ki Fransa'ya da diyor ki bak Fransa Yunan'ı gazlıyorsun, Kıbrıs Rumlarını gazlıyorsun. Onlar savaşa girerse sen de ister istemez şekilde bir savaşa girmek zorunda kalabilirsin Türklerle. Ondan sonrası, ondan sonrası yok. Sevgili dostlar, jardınlı Fransa bundan 100 yıl önce Maraş, Antep, Urfa, Adana, Osmaniye bu bölgede kendince bir işgal girişimi yapmıştı. Ve oradaki Türkler halk olaraktan bu Fransızı cardınlarını sopayı vura vura kovdulardı. Ve ardından oldu Kahramanmaraş, oldu Gaziantep, oldu Şanlıurfa. Fransa aynı tokadı yine yer, yine yer, yeniden yer. Zıgıysa gel. Ey Fransa. İngiliz'in analizi böyle. İngiliz 5 yıl, 10 yıl, 20 yıllık bir analizler çerçevesinde bu öngörüde bulunuyor. Bizim için sıkıntı yok. Türk devlet haklı. Bizler kendi planlarımızı uygulamaya devam. Geçiyorum Karakurtlar diyarı Somali. Somali'de Eşşabap örgütü Türkiye'nin gönderdiği silahları ele geçirdi. Hop, bir dakika. Nasıl? Biliyorsunuz Somali'deki büyük bir oranda hani Somali'nin neredeyse 5'te 3'ünü El Şabap örgütü kontrol ediyor. 5'te 2'si ise Türkiye'nin desteklediği Mogadishu hükümetinin kontrolünde. Bizim desteklediğimiz güçlere El Şabap örgütü pusu kuruyor. TUS'u kurunca orada silahları ele geçiriyorlar. Orada Türkiye'nin yetiştirdiği, eğittiği, donattığı askerlerin ellerinden silahları alıyorlar. Ve bunu da medyada paylaşıyorlar. Yaklaşık 5-6 silah onların eline geçmiş. Zıkıntı yok. MPT 76'lar üretilmeye devam ediyor. Arkada küçük bir fotoğrafı gösteriyorum sizlere. Amerika Türkiye'nin Somali'de büyüyen gücünü durdurmak için Somali açıklarındaki petrol yataklarından Türkiye'nin de orada petrol çıkarmaması için Amerika CIA bu ellerle Mossad falan filan oradaki örgütler aracılığıyla Türkiye'yi durdurmaya çalışıyorlar. Vız gelir tırıs gider. Türkiye Somali'de, Türkiye Afrika'da bir ve beraber devam Afrika ile devam ediyorum. Etiyopya, Türkiye Etiyopya ilişkileri çok yüksek seviyede ve Türkiye'den Etiyopya'ya devamlı şekilde bir şeyler gidiyor. Kargo uçakları neler götürüyor, nelere gidecek neler. Türkiye'den Etiyopya'ya İHA'lar, SİHA'lar ve Etiyopya. Arkada fotoğrafları gördüğünüz haberle şu manşetten çıktı. Etiyopyalılar Türk SİHA'sı Akıncı ile Mısır'a kafa tutuyor. Hoppa. Evet biliyorsunuz Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında bir Hedasi Barajı, Rönesans Barajı krizi var. Rönesans Barajı Nil Nehri üzerine kurulan devasa bir baraj ve Mısır, Sudan birlik olup Etiyopya'ya bu barajla kurduğun bizim su ihtiyacımız daha da artacak. Nil'in akışı yavaşlayacak diyordu. İtirazı vardı. Ve hatta ki Mısır ve Etiyopya arasında savaşın eşine gelmiş bir durum vardı. Şimdi bu tekrardan yükseliyor. Mısır Etiyopya'ya karşı bir saldırı yapabilir mi? En azından baraja karşı bir saldırı yapabilir mi? Yapma ihtimali var. Ve Etiyopya basını şu gördüğünüz fotoğraflarla manşette çıktı. Nil'in kadim sularını Türk Akıncısı koruyor. Akıncı bizde. Akıncı önemli bir güç çarpanı. Ve Etiyopya, Mısır, Nil Nehri üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Nil'i Akıncı koruyor. Elhamdülillah. Şimdi bu gurur verici bir olay ama Etiyopya, Mısır, Sudan arasında bir barış masasının kurulması için Türkiye teşvik çalışmaları devam ediyor. Türk masası kuracağız ki Mısır'ın da su ihtiyacı var. Oradaki vatandaşların da Mısırların da su ihtiyacı var. Sudanlılar'ın da su ihtiyacı var. Tarımsal, içme, tüketim ihtiyaçları var. Bunu ortak yön, ortak bir paydayla çözmek için Türkiye her türlü girişimi sürdürüyoruz. Akıncı Nil Nehri üzerinde o zaman devam. Ve yılın son haberi, 2023'ün son haberi Türk diyarından. Türkmenistan, Kızıl Elma insansız savaş yeti Türkmenistan'ı koruyacak. Hop o elhamdülillah bu haberler inanılmaz derecede yükseliyor. Dünyanın dört bir tarafında Türk teknoloji haberleri çok daha yukarılara çıkıyor ve dahi Türk dünyasında bu haberleri görmek bize büyük mutluluk veriyor. Arkadaşım video paylaşıyorum. Baykar firması Türkmenistan'da ziyaretleri sürdürüyor ve Türkmenistan eski başkanı Berdi Muhammedov'u ziyaret yapıyorlar. Orada Türk teknolojileri sunumu yapılıyor. Bir taraftan Kirpi, diğer taraftan Akıncı, o bir taraftan Kızıl Elma Türkmenistanlı kardeşlerimize gösteriliyor ve Türk bu Türk teknolojilerini almak için girişimler hamleler başladı. Yakın bir zamanda Azerbaycan'dan sonra Türkmenistan'da da Kızılenma savaş yetini semalarda görebiliriz. Görebilir miyiz? Fabrikalar üretiliyor, fabrikalar kuruluyor. Öyle bir durum var ki Azerbaycan'da Baykar. Aynı oranda firmalar fabrikalar yapacak. Yani Kızıl Elma, Akıncı, TB2, TB3 diğer sistemler aynısı Azerbaycan'da da üretilecek ve bu Azerbaycan'da üretilecek olan Kızıl Elmalar, Akıncılar oradan Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a, buradaki Türk diyarına da verilecek, satılacak. Çok önemli. Türk teknolojileri Türk dünyasının semalarını koruyacak. Hem karada, hem havada, elhamdülillah, denizde e denize de koruyoruz canım. Hazar denizinde Türk savaş gemileri. Orada ortak üretimler devam ediyor. Türkmenistan'da Türk savaş gemileri yapıldı. Orada tersaneler kuruldu. Azerbaycan'da yapılıyor. Kazakistan. Bu böylece devam edecekti inşallah. Türkmenistan ordusu içindeki o paylaşılan videoda yeşil arma içinde Türkmenistan ordusunun arması içindeki yazı dikkatinizi çekmiştir. <laughs> Dikkatlerden kaçmıyor. 2023 yılının en kuvvetli yazısı. Türkmenistan Taraklı Güçleri. <laughs> evet şimdi bize komik gelebilir ama orada Tarak demek silah demek. Türkmenistan Silahlı Güçleri, Türk Dünyası, Türk Birliği, Türkistan Birliği, Turan orduları içinde bir ve beraber büyümeye, ilerlemeye, güçlenmeye devam. O zaman ne diyoruz? Ya Rabbi 2024'te de ve diğer diğer yıllarda da Aziz ve Necip milletimizi her daim ileri, daim ileri Bizler ki Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, saymadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Türkiye ile olan, Türkiye'yi seven, Müslüman olmayan ülkeler, milletler. Bir ve beraber Türk teknolojileriyle yeni yüzyılda, yeni çağda, Türk çağında, Türk İslam çağında ileri... Daimileri ve bu ışıkla Türkiye düşman Türkiye düşman birileri sana gülebilir sana şirin gözükebilir sana çiçek böcek verebilir sunabilir ve dahi ne diyoruz ki sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Bu pencereyle durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.